56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması yine cuma gecesi başladı. Ancak her kısıtlamada olduğu gibi yine yasak tanımayanlar vardı. Gurbetçiyim burada, kurban olurum. Şimdi 100 promil üzerinde alkol olduğu için polis merkezine götürecekler. Oradan işlemini yapıp bırakacaklar. Başka bir işim yok. Ya oraya götürürler, oraya götürürler. Mecbur kanuni prosedürleri uygulamak zorundayız. Sokağa çıkma kısıtlamasında alkollü yakalanan sürücü arabası alınmasın diye polise böyle yalvardı. Ehliyetinizde. 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması cuma gecesi başladı. 8. haftaya girilen kısıtlamada kurallara uymayanlar polisten kaçamadı. Düzce'de trafikte yoğun denetim vardı. Kanuna saygım sonsuz. Tamam. Kurban olurum. Problem yok. Ekipler tarafından durdurulan bir aracın sürücüsü 167 promil alkollü çıktı. Sokağa çıkmak için de izni yoktu. Aracının alınmaması için polise dakikalarca dil döktü ama fayda etmedi. Sürücünün ehliyetine el konuldu, otomobil parka çekildi. 4809 lira da ceza kesildi. Dur, çabuk dur. Konya'da ise dur ihtarına uymayan, ehliyetsiz ve alkollü sürücüyle polis ekipleri arasında kovalamaca yaşandı. Tam 60 kilometre sonra son buldu. (Gülüyor) 24 yaşındaki sürücüye kısıtlamaya uymamak, ehliyetsiz ve alkollü araç kullanmak, drift yapmak ve hatalı şerit değiştirmek suçlarından 15 bin lira ceza kesildi. İstanbul'da jandarma Silivri'de yazlık bir eve kumar baskını düzenledi. 11 kişiye 52 bin lira ceza kesildi. Bu görüntü ise kırklar elden. Kimlikleri şöyle masaya bırakın. 20 metrekarelik konteyner kumarhaneye çevrilmişti. 14 kişiye 88.200 lira ceza yazıldı. Tamam sakin. Elazığ'ın Sivrice ilçesinde ise kapalı olması gereken restoran müşteri ağırlıyordu. Jandarma ihbar üzerine baskın yaptı. 8'i kadın 21 kişiye 93.700 lira ceza uygulandı. Evet hanımefendi, lütfen kimlikleri doğru takmadan